Peçeli Efe Emine, Ayşe'nin getirdiği haberle dağda birilerinin kendi kimliğini kullanarak hadise yarattığını anlamıştır. Bu kasabada bir hesabı var. Benim buradan uzaklaşmamı istiyor. Derdi benim mi? Şahin, Peçeli'nin bu hadiseleri daha yeni atılmış cumhuriyet temellerini zayıflatmak için kurguladığını düşünmektedir. Bunda haklıdır. Fakat tüm bunların kökeninde Peçeli kimliğini kullanan Reşat ve Eftal'in hain planlarının olduğunu bilmemektedir. Yüzbaşı Şahin, cumhuriyete karşı yapılan bu hadiseleri önlemek amacıyla derhal askeri teyakkuza geçirir. Kasabaya giriş ve çıkışlar yasaklanarak gerekli önlemler alınır. Gece kasabadan çıkmak yasak bacım. Neden? Kumandanın emri var. Peçeli bir eşkıya dadandı kasabaya. O yüzden. Bunları sahiplerine teslim etmeliyim. Kasabaya da girilmiyor. Nevzat, dağda eşkıyalardan kurtardığı altınları askerin teyakkuzda olmasından dolayı kervancılara ulaştıramamanın sıkıntısını yaşarken Peçeli Efe Emine de aynı nedenle geceyi kasabada geçirmek zorunda kalır. Nevzat ve Peçeli'nin yolları iyice ayrılmıştır. Cumhuriyet'in kargaşa ve felaketlere neden olacağını göstermek isteyen Reşat ve Eftal, kasabada huzursuzluk yaratacak yeni bir plan yaparlar. Kasabada evleri yakacak, halkı Cumhuriyet'e karşı kışkırtacaklardır. Bu plan için maşa olarak kullanılan Recep Efendi, Söğütlük mevkiinde bir evi yaktıktan sonra bir ev daha yakmak ister. O da Ayşelerin kaldığı Nevzat'ın eski evidir. Ayşe'nin o cumhuriyetçi meymenisiz, görsün bakalım gününü. Ayşe ise perişandır. Nevzat'ın evi yanmıştır. Sokakta kalmışlardır. Allah'ım, evimiz yanıyor, söndürün. Bir şeyler tamam. Yapın lütfen. Tamam, tamam Ayşe, sakin. Ver şu babayı bana. Sen bırak, biz hallederiz. O elimizde tamam, kalan sen tek şey Ayşe, Yunus. Sakin ol, şuraya yapıyorsun. Gerekli müdahale yapılıyor. Tek Ayşe, şey. Ayşe Hanım, bakın şayet bir çözüm bulamazsanız lütfen malumatım olsun. Sizi sokakta bırakacak değiliz. Mutlaka bir yer buluruz. Bu haber intihara kalkışan Zeynep'ten saklanır. Zeynep'in tekrar üzülmesinden ve kendine zarar vermesinden korkmaktadırlar. Yunus, evsiz kalan Ayşe ve Zeynep'in onlarla kalması için manevi babası Ferit Bey'den ricada bulunur. Sizden bir ricam var. Artık gidecek bir evleri bile yok. Gerekirse ben karargâhta kalırım. Onları sokakta bırakmayalım. Yani burada mı kalsınlar? Seni atalım mı yani? Beni düşünmeyin. Ben erkeğim. Ben nerede olsa kalırım. Yunus, altın yürekli oğlum. Safiye ve Ferit Bey de Ayşe'yi kendilerinin yanlarında kalmaları konusunda ikna eder. Bundan sonra Ayşe, Zeynep, Feraye ve çocuklar Ferit Beylerin evinde kalacaktır. Ne güzel. Ben de hep kalabalık bir ailem olsun istemiştim. Bekir Hoca ise iki karısı Lebibe ve İkbal'i evde tartaklarken takdir-i ilahi midir bilinmez bir bel tutulması yaşar. Al. Babam beni hocaya verdi diye ne sevinmiştim abla. Ömrümüz hep böyle mi geçecek? Kaderimiz mi bu bizim? Tamam İkbal kızım, tamam. Diğer yandan Reşat, kaymakama gözdağı vermeye devam etmektedir. Ancak Fransa için düzdüğü metiyeler kaymakamı çileden çıkarmaktadır. İşte sizin aymazlığınız da burada. Senin dost dediğin o Fransa, daha 2 sene evvel Antep'i, Maraş'ı, Urfa'yı işgal etti. Oralardan topladığı Ermenilerin üzerine kendi üniformasını giydirip binlerce vatan evladını katletti. Ne biçim adamsınız? Şimdi karşıma dikilip bunları söylüyorsunuz. Daha şehit analarının yüreğindeki acı bir nebze olsun dinmemişken, daha bu vatan uğruna şehit olan Mehmetçiğin kanı yerde kurumamışken, sen gerçekten zavallısın. Şahin, gece çıkan yangınlardan sonra Peçeli Efe'nin kasaba hudutları içinde olduğunu anlamıştır. Peçeli Efe kasabadan çıkamamış ve bu yangınları tezgahlamıştır. Yüzbaşı Şahin, Peçeli'yi yakalamak için bir tuzak hazırlayacaktır. Kervancılarla işbirliği yapar ve kervancıların yükleri arasında gizlenerek pusuya yatar. Kervan ilerlerken 4 nala bir atlı yaklaşır. Bu atlı Nevzat'tır.
ve umulmadık bir anda Şahin'e yakalanmıştır. Seni tevkif ediyorum. Befkursu. Kimse farkında değildir. Fakat Peçeli Efe onları izlemektedir. Şimdi yavaşça in atından. Peçeli! Kumandanım vuruldu. Kumandanım. Peçeli, ne yaptın? Ateş edin! Yakalayın! Kaçırmayın! Gördüm yukarıda. Şahin'in yarası ağırdır ve derhal kasabaya, hastaneye yetiştirilmelidir. Nevzat kaçarak Şahin'e vuran Peçeli'nin peşinden gider. Askerler sürek avına başlarlar. Niye geldin? Ne işin var burada? Hadi uzat elini, atla. Yapamam, yaralıyım. Yapabilirsin, hadi. Gel. Hiçbirine kaçamazsın. Teslim olun. Durun, kaçmayın. Yaralı olan Emine'nin hastaneye gitme gibi bir şansı olmayacaktır. Onun acısını ya Nevzat'ın şefkatli kolları dindirecektir ya da ölüm. Bu yara hekimlik. Hastaneye götüreceğim seni. Olmaz, hiçbir yere gitmiyorum. Ama yaran ağır. Kan kaybediyorsun. Bir şey olmaz. Ben sana nasıl baktıysam sen de bana öyle bakacaksın. Aynı şey değil. Ben buna bir şey yapamam. Yapma o zaman. Bırak git hadi. Ya ölebilirsin, anlamıyor musun? Yüzbaşının karşısına beni böyle çıkarmana izin veremem. Ben de senin ölmene izin veremem. Ölüm daha hayırlı olur. Anladın mı? Bile bile bunu kendine nasıl yaparsın? Vaziyet nedir asker, bir vukuat var mı? Yok çavuşum, asayiş Berkemal. Tamam, ben yukarıdayım. Çavuşum! Dağda çatışma oldu çavuşum, Şahin yüzbaşı vuruldu. Vuruldu mu? Evet kumandanım, Peçeli Efe uzakta pusu kurmuş. Durumu nasıl? Yaşıyor değil mi? Yaşıyor ama çok kan kaybetti. Buraya getiriyorlar, yoldalar. Tamam, sen burada durma, doğru hastaneye git, haber ver. Hazırlık yapmaya başlasınlar. Siz de karşılayın, ben Feraye Hanım alıp geliyorum. Elinize sağlık hanımlar, yemek pek güzel olmuş. Afiyet olsun. Kahveleri yapayım ben de o zaman. Tezgahın altında Yemen'den gelme bir kavanoz var, ondan yap. Hivron biliyor, göstersin. Kim ola ki? Feraye Hanım, sizi hastaneye götürmek için geldim. Ne oldu? Kötü bir haber, Şahin yüzbaşı vurulmuş. Ne? Nasıl olmuş? Dağda Peçeli Efe vurmuş. Şimdi yolda, getiriyorlar, yetişmemiz lazım. Peçeli mi? Durumu nasılmış, ağır mı? Bilmiyorum. Gidelim o halde. Ben de geliyorum. Zeynep, sen kal. Sana iyi gelmez. Kızım üzülme. Dur bakalım, daha ne olduğunu bile bilmiyoruz. O da mı ölecek Cemal abim gibi? Allah korusun oğlum. Olur mu öyle şey? Hadi gel kızım, biraz uzan sen. Lebibe! Buyur bey, ne var? Allah'ın şunları. Bir işe yaradı yok. Senin yaptığın lafanın da bela... Biraz daha kalsaydı bey. Al götür dedim. Dalımı kanadımı kırdınız benim be. İyilik olsun diye ne yapayım? İyilik olsun diyeymiş. İyiliğini al götür, köpeklere yedir sen. Al şunu. Tamam bırak. Yeter. Oğlana söyle. Gitsin şu Ahmet Hoca'yı çağırsın gelsin. Hadi yürü, hadi hadi. Hadi hadi. Tamam. Yürü git hadi. Bir ayağa kalkayım. Senin de hesabını göreceğim ulan. Bunlar hep senin yüzünden oldu. Beddua ettin değil mi? Aşağılık. Yıkıl ulan karşımdan. Yürü git hadi sen de. Kaymakamı zapt ve idare etmek güçleşeceğe benzer. Beyimizin artık her şeye bir cevabı var. Bu isyankar tavırları asap bozucu olmaya başladı.
Bir göz daha verelim mi Reşat Bey? O vakit sükûta erer. Lakin nasıl yapacağız bunu? İstanbul'daki arkadaşlara söylesek, şu ailesini bir ziyaret etseler ha? Hayır. Katiyen olmaz. O bizim son çaremiz. Tek atımlık barutumuzu baştan harcamış oluruz. Hakkınız var ama peki ne yapacağız? Bilmiyorum. Neyse. Kaymakamla sonra alakadar oluruz. Şimdi Ahmet Hoca'yı bulalım. Herhalde tekkededir. Tekke mi, ne tekkesi? Ne olacak? Bildiğimiz tekke işte. Size yanlış adres vermişler. Ben onu bu saatte nerede bulacağımızı gayet iyi biliyorum. Neresiymiş orası? Ahmet Hoca'nın tabiriyle yatsıya kadar ahirete, yatsıdan sonra kendime. Şöyle getir. Yetiştik, çekilin. Kendine değil, Ayşe sen yarayı aç. Çabuk. Kaldır. Feraye Hanım, hastanede ilacımız kalmadı. Hastayı uyuşturmadan müdahale etmemiz gerekecek. Nabzı çok düşük. Vücut değerlerinin normale dönmesini sağlamalıyız o halde. Biri bana çantamı versin, buralar anlat duracaktı. Asker, nasıl oldu biz bu? Kervanın arkasında pusudaydık çavuşum. Evet. Peçeli yakalamak için. Orasını biliyoruz, geç. Ama tuzağımıza Nevzat Teğmen düştü çavuşum. Nevzat mı? Evet Ayşe Hanım. Sonra ne oldu? Teğmen'i tevkif ettik. Ama meğerse o peçeli namussuzu pusudaymış. Tepeden üzerimize ateş açtı. Ya Nevzat? Nevzat Teğmen kaçtı. Kaçtı mı? Nasıl kaçtı? Eşkıyanın arkasından gitti. Hani tevkif etmiştiniz adamı? Allah'ım ya Rabbim. Tampon ver. Elinizdeki adam. Anlamadık çavuşum. Peçeliyi yaraladık. Girdiği delikten çıkmadı. Bir baktık Nevzat Teğmen kaçıyor. Peşlerine düştük ama bulamadık. İkisi de sırra kadem basmış. Yeter artık. Bunları burada mütalaa etmeyin. Hepiniz dışarı çıkın. Çık. Geldik işte. Burası suya da yakın. Kahretsin, çok kanıyor. Bu kanı bir şekilde durdurmam lazım. Yandım anam. Gel artık Ahmet Hoca. Bir mübarek nefesine kaldım. Bir okusan, bir üflesen. Oh, Lebibe! İkbal! Of. Geldim bey, geldim. Oh. Bağırtmayın beni. Ağrıyor. Gel deyince gel. Oğlanla konuşuyordum. Oğlanla mı? He ya. Hani Ahmet Hoca nerede? Bulamamış. Bulamamış mı? Çocuk ne yapsın? Hoca yokmuş. Kasaba dışına çıkmış. Nereye? Niye oraya gitmemiş? Neresi olduğunu dememişler. Oğlan da senin için vaziyeti kötü, haber edin demiş. Adamlarından biri gidip haber edesiymiş. Ah Ahmet Hoca. Dışarı gidecek zamanı mı buldun? Bir isteğin var mı? Lebibe nerede? İçeride. Zeytinyağıyla sabun dövüyor. Sırtına koymaya. O da nereden çıktı? İyi gelir derler. De gitme. Sabun dövüyormuş. Kirlendi mi ulan? Belim ağrıyor işte. Her şeye de inanıyorsunuz be. Of ana. Nereye geldik Eftal? Burası neresi? Şu evi görüyor musunuz? İşte oraya. Tam tahmin ettiğim gibi. Siz bana hiç acımıyor musunuz? Ne oldu efendici? Yine beni günaha soktunuz. Affedin hocam.
Siz gelince içeri kaçarız. Hoca Hazretleri. Yine ne oluyor? Ne var? Kusura bakmayın, rahatsız ettim. Bekir Efendi haber yollamış. Çok rahatsızmış. Acil sizi bekliyorlar. Bunun için mi geldin? Bekir Efendi'nin sırası mı şimdi? Durumu kötüymüş efendim. Kımıldayamıyormuş. Tutulmuş kalmış. Hoca Efendi gelsin bir okuyup üflesin diye bağırıp duruyormuş. Bunu ver. Okunmuş incir. Bunu yesin. Sabaha bir şeycik kalmaz. Hoş geldiniz. Kapalıyız. Kapalı mı? Bugün özel bir müşterimiz var. Biliyoruz. Biz onun misafiriyiz. Haber vereyim, kimsiniz? Gerek yok birader. O vakit sürprizi mi kalır? Al şunu. Buyurun. Hop durun. Kimsiniz? Nasıl girdiniz içeri? Çekilin. Kimsiniz siz? Allah'ın gördüğünü kuldan mı saklıyorsunuz? Kimsiniz? Kim soktu sizi içeri? Kimsiniz? Nasıl girdiniz içeri? Kimsiniz siz? Oo, eğlence mi var? Ne o? Baskın mı veriyorsunuz? Ne baskını hoca efendi? Keyfini bozmaya gelmedik. Rahatsız olma. Ya niye geldiniz? Şimdilik seninle aynı sebeple diyelim. Ne duruyorsunuz? Beylere kadeh getirip bade konulsun. Eğlenceye devam edin. Buyurun beyler. Şöyle geçin. Vay 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 vay. Ağzının tadını biliyor musun hoca efendi? Aman efendiler, gizli mabedimi buldunuz. Ağzınız sıkıdır inşallah. Ne demek? Ama sanırım bunun için daha büyük işbirliği içerisinde olmalıyız. Oluruz da, ne manada? Hatırlarsan konuşmuştuk. Bu cumhuriyet palazlanmadan kafasını kesmek icap ediyor. Biz kararlıyız. Ama desteğe ihtiyacımız var. Herhalde aynı saftayız. Mutlaka. Mutlaka. O vakit işbirliğimizin şerefine. Şerefe. Muhterem peder beyim, sevgili valideciğim. Cumhuriyetin ilanı nedeniyle işlerim yoğun. Bir süre daha gelemeyeceğim İstanbul'a. Nasılsınız? Annemin ve kerimelerimin sıhhatleri nasıl? Yaramaz bir şey yoktur inşallah. Şu sıralar pek sık aklıma düşer oldunuz. İçimde bir sıkıntı hasıl oldu. İyi ya da daha ziyade sizi üzen, rahatsız eden şeyleri bana bir bir nakledin. Lütfen üzülürüm diye bildirmezlik etmeyin. Cevabınızı merakla bekliyorum. Sizin ve annemin mübarek ellerinden hürmetle, kız kardeşlerimin de gözlerinden hasretle öpüyorum. Oğlunuz Fikret. Şimdi teker teker çıkartacağım. Yalnız canınız acıyacak. Çünkü acınızı alacak ilacımız yok. Mühim değil. Ne yapmanız gerekiyorsa yapın. Sıkın dişinizi yüzbaşı. Birazdan hepsi geçecek. Az kaldı. Tamam.
Geçmiş olsun. Sağ ol. Geçmiş olsun. Bunu size Peçel'in yaptığını öğrendim. Nevzat da yanında yer almış. Çok üzgünüm. Bunlar daha sonraki meseleler. Şimdi konuşmayalım. Peçel. Durmuyor. Ne yapacağım ben? Peçel. Bırak şimdi yüzbaşı Şahin'i. Onun yüzünden sen... Peçile, Peçile hadi kendine gel. Onun yüzünden... Peçile. Bak oldu işte, istediğin oldu, yüzbaşıyı vurdun. Senin nefretin yüzünden ben de... can borcumun karşılığı askeri vuran birini kaçırdım. Allah'ım. Neden seni suçluyorum ki? Hadi Peçile dayan. Sık dişini hadi. Hadi kendine gel, hadi. Peçile, Peçile, Peçile pes etmek yok hadi. Duramadık içeride. Ferit amca bir öğrensek durumu neymiş kumandanın. Hadi hastaneye gidelim. Yunus bizi habersiz bırakmaz, kaygılanmayın. Olsun, Şan Yüzbaşı'nı ziyaret edelim. Hadi ne olur. Olmaz oğlum, bu saatte ziyaret olmaz. Yarın sabah gideriz. Sabah gideceğiz ama söz mü? Söz, söz. Bize, ablama o kadar çok iyiliği dokundu ki. İnşallah iyileşir. Kıymetli birini daha kaybetmeyiz. Hadi Peçeli bunu yaptı. Nevzat nasıl o eşkıyanın peşinden gider? Bu hadiseler bitmeyecek mi? Ben de şaşırdım efendim. Bilmediğimiz bir şeyler var mutlaka diyorum. Teğmen'in böyle bir şey yapmazdı. Her şey ortada çavuş. Nevzat dönüşü olmayan bir yola girmiş. Yunus, asayişten yine sen sorumlusun. Emredersiniz. Şu hale bak. Kasabaya zaptiye amiri dayanmıyor. Hadi. Gidip kumandanın durumunu öğrenelim. Sağlam bir bünyesi varmış. Hakikaten iyi dayandı. Ayşe, sen pek iyi görünmüyorsun ama. Nevzat neden böyle yaptı Feraye abla? Bu olanlara inanamıyorum. Nasıl bir eşkıyayla birlik olur? İşin iç yüzünü bilmiyoruz. Bilebilsek? Artık neyini bileceğiz? O eşkıya evimizi yaktı. İnsanları soydu. Şimdi de bu. Kalleşçe yüzbaşıyı vuran adam da o. Belki de Nevzat'ın alakası yoktur bütün bu olanlarla. Neden onun peşinden gitti o zaman? İnsanın hafsalası almıyor. İnsanoğlu bu. Beşer şaşar. Kim bu eşkıya Feraye abla? Kim bu Peçeli? Nevzat'ı nasıl böyle etkiledi? Nevzat'ı artık tanıyamıyorum. Yani başka biri oldu sanki. Benim inandığım, bel bağladığım adam böyle değildi. Feraye Hanım. Yoksa yüzbaşı... Korkmayın. Gayet iyi. Mışıl mışıl uyuyor. Ben de korktum Ayşe'yi böyle görünce. Yok Yunus. Yüzbaşı iyi. Çok memnun oldum. Onu görmemiz mümkün olur mu acaba? Bu gece müsaade edemem. Çok yorgun, dinlenmesi lazım. Gidelim o halde. Hastamıza iyi bakın Feraye Hanım. Baş üstüne Kaymakam Bey. Ben eve haber vereyim, merak etmesinler. İstersen seni de bırakayım. Yok Yunus, ben burada kalacağım. Tamam. Adı neydi? Sümbül. Sümbül. Diğerininki? Ay peri. Ay peri. Peri ne ki o? Ne peri? Periler mi bastı evi? Yok.
Bu evi bassa bassa cinler basar. Ağzını ayrı aç. Dut gibisiniz maşallah. Kandili nerede söndürdünüz? Kandili'de. Beni ayak işlerine koşun. Cümbüş'e gelince yokuz. Sizden dost olmaz. Ne dostu be? Benden gizli bir işler çeviriyorlar ama yakında kokusu çıkar. Soğutmadan için iyi gelir. Hakikaten çok acıkmışım. Pek güzelmiş. Afiyet olsun. Elinize sağlık, zahmet etmişsiniz. Ne zahmeti? Size bakmamız lazım. Bunca sıkıntınız varken mi? Beni mahcup ediyorsunuz. Asıl ben size karşı mahcubum. Bütün bu olanlardan dolayı biraz da kendimi mesul tutuyorum. Rica ederim, sizin ne kabahatiniz var Ayşe Hanım? Size karşı bugüne kadar hep Nevzat'ı müdafaa ettim. Artık ne diyeceğimi bilemiyorum. Nevzat için özür dilemenize gerek yok. Hem peçeli de ilk kez vurmuyor beni. Öyle mi? Evet. Bu ikinci. Yine göğsümden. Bir tek o da değil. Başkaları da var. Kurşunun tadını iyi bilirim. Askerim. Cephe gördüm, savaştım. Yanlış anlamayın. Bunları övmek için söylemiyorum. Bunlar tabii şeyler. Bu manada alışkınım. Sizi lafa tuttum. Çorbanız soğuyacak. Aynısını sen de bana yapmıştın. Ha? Hadi. Hadi. Hadi iç. İç. İç be güzelim hadi. Bak vücut bu iddia batamaz yoksa hadi. Biraz daha. Hadi iç. İç. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Şimdi biraz üşüyeceksin. Ama dişini sıkmalısın, tamam mı? Tamam mı güzel? Ne var? Alacaklı gibi. Kasabaya gidiyorum. Bir isteğiniz var mı? Var. Git ama bir yerlere kaybolma. Merak etmeyin. Aradığınız zaman meydanda bulursunuz. Kasaba bir haftadır çalkalanıyor. Bunlar alelade vakalar değil yüzbaşı. Bu saldırılar cumhuriyete karşı yapılıyor. Haklısınız. Birileri bunu kasten yapıyor. Millet bu olanlara bakıp Cumhuriyet İdaresi'ni suçlayacak. Maksatları çok aşikar. Kesinlikle. Bu sadece bir peçeli efe işi değil. Belki onu da maşa olarak kullanıyorlar. Mümkündür. Fakat başka kimseyi ateş etmemiş. Neden bir tek sizi vursun? İşte muamma olan da bu. Ama peçeli ya da başkası. Yemin ederim. Bundan sonra ahalinin burnunu kanatanın canını şah damarından alırım.
Kaymakam Bey. Teyakkuzda olmak ve derhal tedbir almak gerek. Elbette. Ben her şeyle yakından ilgileneceğim. Siz bir an önce iyi olmaya bakın. Olacağım. İyileştim sayılır. Siz hemen Sedat Bey'e bir telgraf çekin lütfen. Vilayetten kolluk kuvvet istememiz gerek. Nasıl isterseniz. Yalnız sizden ricam. Lütfen telgrafta durumumdan bahsetmeyin. Ali nerede kaldın? Geliyorum. Nihayet yine yüzümüz gülmeye başladı. Boşuna telaş ettiniz. Ben dedim size Yunus bizi habersiz bırakmaz diye. Sağ olsun Yunus, çok düşünceli. Oo Ali, nereye böyle? Ferit amca söz vermişti ya, yüzbaşını ziyarete gidiyoruz. Pek de yakışıklı olmuşsun. Hasret de gelsin. O Zeynep ablasının yanında kalacakmış. Değil mi kızım? Sonra biz bir ara kız kıza gideriz. Ne yapalım? Biz de erkek erkeğe gideriz. Ha? Hadi bakalım. Geçmiş olsun deyin. Deriz. Al bakalım. Telgraf çek, sonra cevabı bekle. Kolluk kuvvetinin ne zaman yola çıkacağı bilgisini yollayacaklar. Peki efendim. Geçiyordum. Nasılsınız, bir şeye ihtiyacınız var mı diye sorayım dedim. Sağ olun, sayenizde iyiyiz. Estağfurullah. Size küçük bir faydam olmuş lafı mı olur? Öyle demeyin. Kendinizi alevlerin içine attınız ve bizi kurtardınız. Mübalağa ediyorsunuz. Hem beni boş verin canım. Biraz da kendinizden bahsedin Feraye Hanım. Eviniz yok, barkınız yok. Üzücü. Nerede kalıyorsunuz? Ferit Beylere sığındık. Hepiniz birden? Şimdilik ama. Aslında ben bir ev satın almak istiyorum. Biraz birikmişim var. Sizin bildiğiniz bir ev var mı acaba? Var olmaz mı? Tam adamına sordunuz. Peki kimin evi? Yabancı değil. Arzu ederseniz hemen gidip bakalım ha. Mümkün değil. Şahin Bey'le ilgilenmem lazım. Hastaneden çıkamam. Şahin Bey mi? Nesi var, hasta mı? Haberiniz yok mu? Yok. Gece getirdiler, vurulmuştu. Şu evlerimizi yakan eşkıyanın işi. Peçeli. Evet. Demek ki Şahin yüzbaşının peşine düşeceğini anlamış. Daha da onları bekleyip pusu kurmuş. Feraye Hanım, pansuman için sizi bekliyoruz. Geliyorum. Siz buyurun. İşinizden olmayın. Hem hastalar beklemez. Şu ev işini unutmazsınız değil mi Recep Bey? Unutmam. Daha sonra bakarız. 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 Hoş geldin Yunus. Nöbetin bitti mi? Yok, döneceğim tekrar. Sizi bir göreyim istedim. Aç mısın? Bir şeyler hazırlayayım mı sana? Yok, istemem. Aslında isterim tabii ama zahmet olmazsa. Olur mu öyle şey? Nasılsın? Aynı. Artık hep beraber yaşayacağız. Zeynep. Aklım hep sende kalıyordu. Artık sana göz kulak olabileceğim. Ben üzüldüm tabii evin yandığına. Ama bir yandan da sevindim. Yatılı mektep mi? Ali'cim lütfen. Bırakın baksın. Ali asker olmak istiyor, biliyorsunuz herhalde. Bilmez miyim? Sabahtan akşama kadar evin içinde düşman kovalıyor.
Bu hususta büyük bir istidadı var. Bilmem ki. Siz öyle aniden söyleyince şaşırdım. O kadar alışmıştık ki. Ziyaretine gidersiniz. Tatillerde yanınıza gelir. Siz ne diyorsunuz Ferit amca? Vallahi bilmem ki kızım. Karar senin. Nihayetinde sana emanet edilmiş bu çocuk. Ayşe abla, lütfen. Lütfen izin ver. Ali'cim, biraz düşünelim. Düşünmeyelim, benim asker olmam lazım. Niye asker olmak istiyorsun? Eşkıyaların hepsini öldürüp Cemal abimin öcünü alacağım. Yazık gözyaşlarına. Mal için ağlanır mı hiç? Ama orası bizim evimizdi. Burası da eviniz kızım. Yapma böyle, içim parçalanıyor. Ben sana su getireyim. Ben nasıl üzerim seni? Nasıl ağlatırım? Zeynep, özür dilerim. Ne olur ağlama. İçim parçalanıyor seni ağlayınca, çok kötü oluyorum. Allah beni kahretsin. Kahretsin. Peçene iyi misin? Üşüyorum. Üşüyor musun? Tamam. Ateşi yakıyorum, hemen ısınacaksın. Aziyet fena değil mi? Sen de hemen su koyuverdin be peçeli. Ben de yaralandım ama senin gibi mızmızlanmadım. Uykum var. Sakın uyuma. Peçeli. 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 Hem sana can borcumu ödemiş saydım. Sana öyle geliyor. Zaptiyeden kurtardım seni. İki can borçlusun bana. Vallahi kurtardın mı yaktın mı belli değil. Zaptiye amirini vurmuş adamı kaçırmışım sayende. Ölsem daha iyiydi. Ne yaptın sen? Ne yaptım? Ne yaptın sen Nevzat? Soymuşsun beni. Nasıl yaparsın Nevzat? Ne yapabilirdim? Yarana pansuman yapmak zorundaydım. Çok kan kaybediyordum. Hem sen de bana aynısını yapmıştın. Üzerime bir şey ört çabuk. Ne örteyim? Hiçbir şey yok ki. Nevzat. Efendim. Bak, ya beni alacaksın ya da vuracaksın. Şaka mı yapıyorsun? Mahrem yerlerimi gördün. Helalinim artık senin. Hani sen erkektin peçeli? Peçeni niye çıkarmadım sanıyorsun? Seni erkek sayayım diye. Erkek erkekle evlenir mi hiç? Erkek kadın fark etmez. Namus, namustur. Bak, ya beni al ya da seni vururum. Of, başım çatlıyor resmen. Ne hocaymış ama, şeytanın pabucunu ters giydirir bu adam. Sizce Ahmet Hoca dediklerimizi yapacak mı? Yapmak zorunda. Nihayetinde kendi menfaatleri mevzubahis. Cumhuriyet bu hocaların halk üzerindeki hakimiyetini de tehdit ediyor. Gece başka, gündüz başka. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Benim gözüm korktu bu hocadan. Bu yüzden onunla işbirliği yapıyoruz zaten. Recep Efendi'ymiş. Çok gücendim size. Yine ne oldu Recep Efendi? Yine hangi lüzumsuz mevzudan bahsedeceksin? Şahin Yüzbaşı'yı vurmuşsunuz. Bana haber bile vermediniz, aşk olsun. Zaptiye amiri. Vurulmuş mu? Siz vurmadınız mı? Peçeli eşkıya vurdu dediler ama. Esas peçeli geldi demek ki. Bizden yüz bulup harekete geçti anlaşılan. İnanayım mı size? Benden gizlemek için böyle söylemiyorsunuz ya. Recep Efendi, oyun oynamıyoruz burada. Biraz ciddi olalım.
Hay hay efendim, ciddiyim. Şimdi diyorum ki yüzbaşı hastanede. Kasaba başı boş sayılır. Kaymakam efendinin de koşup arkasına saklanacak kimsesi olmadığına göre... Bu vaziyet işimize yarayabilir demek istiyorsun. Fikirsizden, icraatı benden. Bazen saf, bazen kurnaz. Sen hangisisin Recep Efendi? Hangisini olmamı isterseniz. Ayşe Hanım, cevap vermediniz. Bir mesele mi var? Yok. Yok yani... Yatılı mektep masrafları. Malum bizim de bu aralar... Fikir benden çıktığına göre... izin verirseniz masrafları ben karşılayayım. Ama... Rica ederim beni kırmayın. Ya ben ne güne duruyorum. Ben karşılarım. Eğer bir gün şehitlik mertebesine ulaşırsam... o vakit siz devralırsınız vazifeyi. Yok öyle söylemeyin. Size çok ihtiyacımız var. Sağ olun. Cumhuriyet için bir nefer yetiştirmek... benim için büyük bir gurur. Lütfen bu mutluluğu benden esirgemeyin. Siz çok alicanap bir askersiniz yüzbaşı. Eksik olmayın. Ayşe Hanım. Madem bu kadar çok istiyorsun. Yaşasın. Asker olacağım ben. Canım Ayşe ablam, sen bir tanesin. Tamam. Bence bir an evvel kayıt yaptırın. Mekteplerde tedrisat başladı bile. Hemen yola çıkarız o zaman. Yarın bizzat ben yaptırayım kaydını. Yarın mı? Bu kadar çabuk mu? Geç kalırsanız bir yıl kaybeder. Ali. Hadi bakalım. Çarşıya çıkıp sana yabanlık bir şeyler alalım. Yüzbaşı Ali, emir ve komutlarınızı hazırdır efendim. Yüzbaşı ha? Sen şimdiden benim yerime göz koydun anlaşılan. Ne ettiğini biliyorsun değil mi? Çıkıkçısın sen, belki anlarsın. Hı hı. Ahmet Hoca gelip iki okuyup üfleyene dek acım hafiflesin diye yani. Hafifler, sonra da geçer gider. Böylesini çok gördüm ben. Belin kemikleri birbirine böyle geçmiş. Ayırmanın tek yolu var, iki ucundan çekmek. Ya, başka yolu yok mu bunun ya? Ne bu böyle kırk katır misali? Korkma, kopacak değilsin ya. Öyle deme, ver bu. Allah korusun bu yaşta. Çıkın lan dışarı. Ne işiniz var el alemin adamlarının yanında? Çıkın, çıkın dışarı. Ay. Hazır mısın Bekir Efendi? Hazırım hadi. Şimdi kendini şöyle bir sal. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Bir, iki, üç, çek. Tamam bırakın. Aman of. Yandım, öldüm, bittim. Azıcık tabii ki. Olacak o kadar Bekir Hoca. Hele bir doğrul bakalım ne oluyor. Yok anam babam yok. Az daha dayan, bir kere de olmaz. Yok istemez. İstemez ya. Lazım değil. Dur. Allah rızası için yapmayın. Yapmayın ya. Ya canın amma da tatlıymış. Tut kardeşim, tut. Çek. Böyle pervasız içeri giremezsiniz. Bu hürmetsiz tavrınız herkesin dikkatini çekecek. O kadar üzüntülüyüz ki akıl edemedik. Kusurumuza bakmayın. Ne üzüntüsü? Yenilmez. Müthiş yüzbaşımız vuruldu ya. Bunu ne cüretle yaparsınız? Biz yapmadık. İnanmıyorum. Siz bilirsiniz. Bu sefer haddinizi çok aştınız. Türk ordusunun subaylarından birini kalleşçe vurdunuz. Sizi yakında kurulması muhakkak olan istiklal mahkemelerinde yargılatacağım. İlk sanığı olacaksınız. Ya kendiniz? Bu enteresan olur. Sayın Hakim, ben Kaymakam Fikret. Cumhuriyet aleyhtarı şu şu suçları işledim. Şu şu suçlara da iştirak ettim. Cezama razıyım efendim. Yüzbaşıyı siz vurmadıysanız kim vurdu peki? Tabii ki dostlarımız. Yüzbaşının bize ayak bağı olduğunu görünce bizi bu vaziyetten kurtarmak istemişler. Neden geldiniz? Ne istiyorsunuz yine?
Hazır Şahin Efendi meydanda yokken bazı icraatlerimiz olacak. Bizi görmezden gelseniz iyi olur. Aksi takdirde dostlarımız sizi de bum. Ey cemaati Müslümin, cumhuriyet milletin kendi kendini idare etmesiymiş. Yani ne demek istiyorlar? Siz kendi kendinizi idare edin. Allah'ın idaresine karşı çıkın. Ona isyan edin. Şimdi padişah efendimizi sürgün ettiler. İster misiniz halife efendimizi de göndersinler? Bizi başıboş koyun sürüsüne çevirsinler? Olmaz öyle şey. Halife efendimiz olmadan. Halife efendimiz olmadan Yüce Allah bizi huzuruna kabul buyurur mu? Bizi milletten sayar mı? Halife efendimiz başımızda olmazsa biz ahiret sınavından geçmeden doğrudan cehennemlik oluruz. Hiçbir ibadetimiz sayılmaz. O vakit hilafete sahip çıkacağız. Onu bu cumhuriyetçi münafıklardan koruyacağız. Peçili. Peçili. Emine. Peçili hadi kendine gel. Hadi Peçili. Nasıl durduracağım ben bu kanı? Tamam. Dayan Peçili. Allah kahretsin be. Sağ ol. Nevzat'ı mı düşünüyorsun? Hiç anlamıyorum Feraye abla. Nevzat eşkıyayı askerin elinden kurtarmış. Kim bu eşkıya? Neden ondan ayrılmıyor? Öyle şeyler yapıyor ki onu tanıyamıyorum. Ne kadar tanıyordun ki zaten? Yine o mevzulara girme lütfen. Zaten aklım karışık. O yüzden konuşmak istiyorum ya Ayşe'cim. Kaçarak hiçbir şeyi halledemezsin. Nevzat'ın hala teslim olmaması beni düşündürüyor Ayşe'cim. Burada bunca acı çekiyorsun. Ona ihtiyaç duyduğunu bildiği halde kaçak hayatına devam ediyor. Sevmek başkadır, sevmeye ihtiyaç duymak başka. Sen Nevzat'ı seviyor musun? Yoksa onun seni sevmesine mi ihtiyaç duyuyorsun? Lütfen bana böyle sorular sorma. Yalvarırım. Ayşe. Ayşe, senin hemen eve gitmen lazım. Zeynep'in sana ihtiyacı var. Yoksa yine? Yok. Bu sefer ben. Ben çok kötü bir şey yaptım Ayşe. Çok kötü. Nevzat. Nasıl bir yola girdin sen böyle? Emine? Emine. Su. Su. Tamam. Ev sahibine kaymakamlık tarla verecekmiş. Üzerine ev yapılacakmış. İyi bari. Adamın evi yandı. En azından zararı karşılanır.
Nevzat abi gelince ne olacak? Bilmiyorum. Sen şimdiden ev bak istersen. Gelince vakit kaybetmezsiniz. Ne düşünüyorsun? Çiftliği. Çiftliği mi? Ondan çok çabuk vazgeçtik Zeynep. O Recep yılanıyla savaşmalıydık. E ama sen demiştin ki... Biliyorum. Ama... O zaman canım o kadar çok yanıyordu ki... Uzaklaşırsam... Acılarımı unuturum sandım. Unutamıyormuşum. Ne yapacaksın peki? Bir iş bulurum. O çiftliği o heriften geri alacağım. Ali'cim, onu da ver bavula koyalım hadi. Olmaz, ben taşıyacağım. Aa yok, yol toz toprak, şimdi kirlenir. İyi tamam. Ben. Sen de gidiyorsun ha Ali. Yahu Malta'ya sürgüne gitmiyor ya bu çocuk. Okuyup büyük adam olmaya gidiyor. Siz de sevineceğiniz yerde. Biz çok alışmıştık Ali'ye. Yolluklar da hazır. Hadi bakalım o vakit. Arabacı beklemez. Her şey için çok teşekkür ederim. Bana çok iyi davrandınız. Bir tanem. Asıl biz teşekkür ederiz. Bizimle kaldığın için. Göz kulak olup bizi koruduğun için. Asker olunca herkesi koruyacağım. Hasret nerede? Hasret ayrılıklardan pek hoşlanmıyor. Biraz üzüldü gidişine. Hadi hanımlar. Gel bakalım hadi. Böyle giderse geç kalacağız. Hadi. Kayıtlar kapandı deyip geri gönderecekler bizi. Dur arabacı. Hasret geliyor, dur. Teşekkür ederim. Beni sakın unutma, olur mu? Geri döneceğim. İyi. Asker olacağım ben. Vatanımı koruyacağım. Hadi. Hadi içeri girelim. Beni hiç iyi ağırlamıyorsun Fikret Efendi. Bir şeyler ikram etmeyecek misin? Cesaretine şaşmamak elde değil. Bu düşmanca tavırlar insanın başına neler getirir bilinmez. O kadar çok tehdit ediyorsunuz ki bir süre sonra manasızlaşıyor söyledikleriniz. Biz de icraata geçeriz o vakit. Daha doğrusu dostlarımıza söyleriz. Onlar size mana kazandırmaya çalışırlar. Gir. Posta geldi efendim. Getir. Size değil. Reşat Bey. Fransa'dan. Nihayet. Fransa mı? Ben de bunu bekliyordum. Teşekkür ederim. Mektup kimden geliyor? Dostlarımızdan. Oh! Allah'ım. Ne günah işledim de bu cezayı reva gördüm Bekir kuluna. Yahu bize beli tutulmuş dediler. Adam resmen duvardan düşmüş gibi. Ya şuna katırt etmiş gibi deseniz daha doğru olur ya. Demek çıkıkçı Şerafettin de çare bulamadı, öyle mi? Bırak o mendeburu. Mahvetti beni, daha beter etti. Hay Allah ya. Civarda eli en mübarek adamdır o ya. Yahu Ahmet Hoca varken onun esamesi okunur mu hiç? Bana onun nefesi lazım, başka ilacım yok benim. Bekir Hoca. Bir şey diyeceğim. Ama hemen itiraz yok. Bak dinle beni. Söyle bakalım, söyle. Bu işe bir de tıbbi çare arasak. Doğru. Bu Feraye Hanım bir baksa sana.
sen delendin mi Hikmet Hoca? Aa, hayatta olmaz. Beni bir eksik etek mi yiyecek ha? Elletir miyim ben kendimi? Evet. Feraye Hanım niye ellesin elin adamını? Yani Bekir Hoca'yı demek istiyorum. Yahu kadın tıp mensubu. Bu meselelerde malumat sahibi. Belki bir yararı olur. Hikmet Hoca, Hikmet Hoca. Günahımı sokacaksın sen beni. Kadın eli şeytan elidir. Kadını milleteceğim kendimi. Bilmez misin? Dinimiz böyle emreder. Hah, helal olsun Bekir Hoca. Helal. Uydurmayın. Dinimizin böyle bir emri falan yok. Bünyeni sağlam. Vücut yaraları çabuk tamir ediyor. Kurşun yarısına alışıktır. Asker olmanın daha iyi. Sonuçta vatana hizmet ediyoruz. Vatanperver insanları severim. Bizim Ayşe gibi. Kurtuluş Savaşı'nda gönüllü hemşirelik yapmış. Birçok askerimizin hayatını ona borçluyuz. Tecrübesi olduğunu size yardım edişinden anlamıştım. Yüreği vatan aşkıyla dolu. Eline silah verin, sizinle eşkıya peşine düşsün. Öyle yürekli, öyle cesur bir kız. Ayşe Hanım'ın böyle hususiyetleri olduğunu bilmiyordum. Geçmiş olsun. Sağ ol. İçe de. Tamam. Nefes alınca ciğerlerim sökülüyor sanki. Tamam, tamam. Biraz daha iç. Ben iflah olmam Nevzat. Askerler bizi bulmadan. Sen git istersen. Böyle hemen pes etmek var mı Peçeli? Hem daha seninle evleneceğiz değil mi? Ha? Orası nasıl bir yer? Bilmem ki. Gidince görürüz. Ne kadar kalacağım orada? Bilmiyorum. Sorarız. Kaç çocuk vardır orada? Onu da bilmiyorum. Hocalar hakiki asker midir? Vallahi bilmem ki. Sen de hiçbir şey bilmiyorsun. Sen de bildiğim şeylerden sor. Hasret beni özler mi? Sen onu özlediğin an bil ki o da seni özlüyordur. Ya beni mektebe almazlarsa? O vakit ne yaparız? Kıyafetlerimi giyerim. Bir de selam çakarım. Beğenirler beni. Yüzbaşımın selamını söylerim. Ayşe Hanım. Buyurun lütfen. Dün çorbayı beğenmişsiniz. Ben de tekrar yaptım, getirdim. Sağ olun. Otursanıza. Ne okuyorsunuz? Ateşten Gömlek. Halide Edip Adıvar'ın. Kurtuluş Savaşı'nda onbaşılık yaparken yazdığı bir roman. Onbaşılık mı? Evet. Doğu cephesinde. Daha sonra da çavuşluk yaptı. Çok şaşırdım. Bilmiyordum. İstiklal uğruna savaşan binlerce kadından biri. Sizin gibi. Benim gibi mi? Ben savaşta bulunmadım. Savaşan askere hayat vermişsiniz ama. Bu benim nezdimde kahramanlıktır. Çorbası olmasın. Sevgili dostum Reşat. İstanbul'da mahalleye yeni taşınan komşularımızın huzurumuzu kaçırmasın nedeniyle Paris'e taşınmamızın üzerinden geçen zamanda iyi gelişmeler oldu. Kendimize burada uygun bir yuva kurduk. Şimdi bize İstanbul'dan eden komşularımız için bir takım düşünceler içindeyiz. Layığınca yaşamak derdine düşen komşularımıza layık olduklarını vermek için yakın zamanda sana ihtiyacımız olacak. Tafsilatı bilahare bildireceğiz. Gözlerinden hasretle öperiz sevgili kardeşim.
Gir. Beni istemişsiniz. Evet. Postaya bak. İstanbul'dan bana mektup var mı? Size mektup yoktu Kaymakam Bey. Emin misin? Bilhassa kendim baktım efendim. Tamam, çıkabilirsin. Sevgili ailem, sizden cevap gelmeyince endişe ettim. Sıhhatiniz nasıl? Onları da huzursuz etmekten başka işe yaramayacak. Bu vaziyetten nasıl kurtulacağım ben? Mustafa Kemal'e suikast mı? Sersem adam! Herkes duysun mu istiyorsun? Henüz tasavvur merhalesinde bu olay. İyi de bunu nasıl başaracaklar? Mustafa Kemal'in etrafında onca seveni var. Ona zarar verecek kadar kim yanına yaklaşabilir? Biz kimiz Eftal? Biz onun düşmanı değil miyiz? Daha geçen ay elini sıkmadık mı Mustafa Kemal'in? Her büyük adamın bir zayıf noktası vardır. Fransa'daki dostlarımız bu zayıf noktayı bulacaklardır, merak etme. Bu arada dikkat et. Recep Efendi ve Kaymakam bizi gerçekten iddiatçı zannediyorlar. Bunda ne mahsur var? Mahsur yok. Fark var. İddiatçılar özünde cumhuriyet fikrine değil, Mustafa Kemal ve kadrosuna karşıdır. Oysa biz saltanat yanlısıyız. Boynu bozma. Oo, Recep Efendi. Biz de tam senden bahsediyorduk. Öyle mi? Benden bahsetmeniz büyük bir onur. Diyorduk ki sen biraz daha kal Ziya'yı temin et. Yine lazım olabilir. Tabii. Emriniz olur. Oyalansın. Bunlar benden gizli bir iş yapacaklar ama. Ama ne? Feray Hanım nerede? Bu odada. Feray Hanım merhaba. Hoş geldiniz Hikmet Hoca. Bekir Hoca çok rahatsız. Alakadar olmanız mümkün mü? Tabii, nerede? Yataktan kalkamıyor. Bilmem evine kadar gitmeyi kabul buyurur musunuz? O ne biçim söz? Tabii ki. İzin verirseniz hazırlanayım. Peki, bekliyorum. Nevzat. Efendim? Gelme yanıma. Güzel olduğumu söylemiştin ya. Ciddi miydin? Erkek adam böyle sorular sorar mı Beceli? Ciddi miydin? Ciddiydim tabii. Hiç aynada görmedin mi kendini? Eğer bu şekilde değil de başka şekilde karşılaşsaydık yine beğenir miydin beni? Gönlün akar mıydı? Bütün erkekler beğenir seni Beceli. Ben sana soruyorum. Ayşe var ama değil mi? Sevda hayatın sebebidir demiştin. Şimdi biliyorum ya, beni sevmen mümkün değil. Ölmek o kadar koymuyor bana. Ne ölümü peçeli? İyileştireceğim seni. Yaşayacaksın. En azından sevda neymiş onu öğrendim. Canından vazgeçecek kadar sevmek. Yüreğimin orta yerindeki bu heyecan. Sevdiğine bakınca içinin titremesi. Neymiş öğrendim. Gözüm açık gitmem artık. Peçeli, bak toparlan. Sen iyileştikten sonra konuşuruz bunları, oldu mu? Sonrası yok. Dinle. Sana vasiyetim var. Peçeli, lütfen. Böyle konuşarak daha fazla yorma kendini. Dinlenmen lazım. Seni sevdim ben. Bu sevdayı bana yaşattığın için. Sağ ol. Peçeli! Peçeli!
Revibe, İkbal, kim geldi? Geçmiş olsun Bekir Hoca. Bunun ne işi var burada? Git şeytan, git buradan. Ya Bekir, neler söylüyorsun ya? Bak, Feraye Hanım sana yardım etmeye geldi. İstemem yardım ardımı. Meraklıysan sen ellet kendini. Ya gülünç oluyorsun ama be. Hadi. İnat etmeyin de bir bakalım belinize. Hikmet kadın, bela mısın? Tövbe estağfurullah. Git, günaha sokma beni. Şurası mı? Dokunma bana. Dinim onu elden gidiyor dostlar. Allah'ını seven yardım etsin. Dur bakayım şunu. Çek elini çek. Edepsiz. Namahremim ben. Namahrem. İkbal. Libibe. Alın götürün şu kadını yanımdan. Hadi. Bey, bir baksa hemşire hanım. Belki bir devası olur. İkbal, iki etme lafımı. Al götür. Al. Feraye Hanım, siz gidin isterseniz. Allah size sabır versin. Başka ne diyebilirim ki? Hadi. Hemşire hanım, bir dakika bekler misiniz? Yahu sen deli misin be? Nasıl muamele ettin kadına? Üzdün onu be. Beter olsun be. Hadi be. Dün ahaliye cumhuriyeti anlattım. Ağzınıza sağlık. Pek hoş karşılamadılar vaziyeti. Âlâ. Padişah efendimizin gördüğü zulümden bahsettiniz mi? 600 küsur yıllık sultanımızı sürgün ettiklerinden? Evet. Ve halife hazretlerini bekleyen tehlikeden. Tehlike kapıda Hacı Efendi. Sultan Abdülmecid'i zorlamaya başladılar. İstediklerini yapmaları hususunda kendisini tehdit ediyorlar. Ne? Halifemizi tehdit mi ediyorlar? Bu ne cüret? Layık düzen söylentileri dolaşıyor ortalıkta. Bu küstahlık. Bu dünyanın da öteki dünyanın da anahtarı ancak halifenin elindedir. Bunlar hep Mustafa Kemal'in işi. Halkın kendisine olan muhabbetine güveniyor. O muhabbetin daimiliğine itimat etmemek lazım. Bu halk cahildir. Bu halk fikirsizdir. Bir kere Allah korkusunu salarsanız içlerine, ne Mustafa Kemal kalır ne de başkası. Biz din adamları ne istersek o olur. Bu topraklarda. Bunu biliyoruz Hoca Efendi. Ve bu bizi çok mesut ediyor. Feraye Hanım! Feraye Hanım! Sizden nasıl özür dileyeceğimi bilemiyorum. Özre lüzum yok. Sizin suçunuz değildi. Ya olmaz mı? Ben sebep oldum gelişinize. Vazifemdi. Ya Bekir Hoca'nın sözlerini ciddiye almayın lütfen. İslam'da kadın çok önemlidir. Bu şekilde muameleyi hiçbir zaman emretmez bizim dinimiz. Biliyorum. Tek üzüntüm böyle saatsiz fikirli kişilerin çocuklarımıza ders veriyor oluşu. İyi günler. İyi günler. Ben artık kalkayım. Mühim bir işiniz yoksa kalın lütfen. İstirahat edersiniz diye düşünmüştüm. Zaten bir iki gündür istirahatteyim. Nazlı Hanım kuzeninizdi sanırım. Evet, öyleydi. Ya Cemal Yüzbaşı? Aile dostumuzdu. İkisi de Cumhuriyeti destekleyen, onun mevcudiyeti için çabalayan insanlarmış. Evet, öyleydiler. Nazlı Hanım aşkı için kendi hayatından vazgeçmiş diye duydum. Bu mevzudan bahsetmesek. Sizi üzmek istemezdim. Maksadım aşktan bahsetmek Ayşe Hanım. Nevzat Eymen değil mi? Vallahi yok. Kucağındaki kim? Yüzünde peşe var, tanıyamadım ki. Hayatımdaki tek varlığım validemdi. Onu geçen yıl kaybettim. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Şimdi hayatımda tek bir aşk var. Sizinle bu hususta konuşmak istedim.
Bir cumhuriyet inşa ediliyor. Ve bazıları onu korumakta mesul. Benim içinse hayatımın varlığı, manası, her şeyi bu vatandır. Vatanımın aşkıdır. Bu vatan aşkında bana refakat eder misiniz aşağı? Sığye! Koşun! Sığye!